baştan kuralım. Resmen açıkça anlaşılmıştır ki bugünkü üniversiteyle hiçbir tarafa gidemeyiz. Bugünkü üniversite kokuşmuştur. İflas etmiştir. Gayrimilli, gayri İslami eğitim sistemiyle yetişen nesil Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in kölesi olmuşlardır. Bugünkü üniversiteyle hiçbir noktaya gidemeyiz. Mutlaka yıkılıp yerine yenisi kurulması lazım. Korkunç bir hadise. Değiştirmek lazım. Gelsinler, böyle değilse, itirazları varsa açıkça bir açık oturum düzenlesinler. Akşam 2 saat laf edeliği yaptılar. Televizyona zır 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 2 saat ya. Kimse bir şey anlamadı. 2 saat gel koy ortaya, konuşalım açıkça. 2 tane de Müslüman hocayı çağır oraya, konuşalım. Siyaset adamlarıyla artık kafalarımız ütülendi bizim ya. Artık ikrah ediyoruz yani. Artık usanç veriyor, utanç veriyor. Bir takım kekeme adamlar, konuşamayan papağanlar, ezberlenmiş kelimeler, cart, curt, zart, curt. Utanıyorum vallahi ya. Bu kadar kısır çekişme. 2 saat akşam açık oturma çekişme. Hiçbir şey anlaşılmadı. Niye bizim zamanımızı oyalıyorsunuz? Neden bizim gözümüzü koyuyorsunuz? Çıkarın oraya bir din adamı, bir Müslüman hocaya oturup konuşalım. Bu üniversiteyle nereye gidebiliriz biz? Bu eğitim sistemiyle nereye gidilebilir? Bugün mübarek Mehmetçik, bağrımıza bastığımız, başımıza taç yaptığımız Mehmetçiğin dipçiğini kaldırın üniversiteden, içeride kıyamet kopacaktır. Dipçikle eğitim olur mu? Mehmetçiğin dipçiği, süngüsü, silahı olmasa üniversite bir arenaya, bir kavgaya dönecektir. Böyle üniversite olmaz. Yıkın bu üniversiteleri. Yenisini kurun, ıslah edin, İslam yapın. Böyle gitmez bu memleket. Böyle eğitim sistemi olmaz, böyle üniversite olmaz. Üniversite vallahi böyle olmaz. Üniversitenin kapısında Mehmetçik bekleyemez. Olmaz böyle şey. Bu vatan mahvolur, bu memleket mahvolur. Yazıktır, günahtır. Şu memleketin hayatı, tarihi çok büyük kaynaklardan geliyor. Yazıktır, günahtır. Bunlar mühim hadiselerdir.